Evet, Tuzla Spor Başkanı Murat Erdoğan'la birlikteyiz. Başkanım, kampı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yarın son gün herhalde. Kamp çok güzel geçti. Hazırlık maçlarımız oldu. Daha çok kaynaşma fırsatımız oldu. Güzel geçti. Bugün de son gün. Yarın dönüş var İstanbul'a. Verimli bir kamp oldu. Peki, transferler var mı ya da takımdan ayrılan futbolcular var mı? Şimdi Muharrem aramıza katıldı. Orta saha oyuncusu. Birkaç tane daha görüşmelerimiz var. Bu anlamda umuyoruz ki hafta içi bunlar da çözülürse ilk lig maçına tam takır sahaya çıkmayı düşünüyoruz. 2-3 tane daha isim var. Peki mevcut haliyle şu andaki Tuzla Spor kadrosunu nasıl buluyorsunuz? Yeterli mi sizce? Evet, gayet yeterli. Çok dinamik bir yapımız var. Genç oyunculardan kurulu. Hepsi çok istekli, arzulu. Birbirlerine alışmış, kaynaşmış. Bu anlamda kadromuz fazlasıyla yeterli. Sadece ikinci yarının kupa maçlarında ele alırsak, bir de ligin çok çetin geçeceğini biliyoruz. Bu anlamda ufak tefek hamleler yapmak istiyoruz transfer anlamında. Çok fazla bir eksiğimiz yok. Birkaç kişiyle bu takım çok iyi yerlere gelecektir. Bu ikinci yarı için nasıl bir hedef var? Yani takım şu an ligde pek iyi durumda değil. Kupayla ligdeki Tuzla Spor apayrı. Bunu neye bağlıyorsunuz, neyi değerlendiriyorsunuz? Aslında sonuç olarak bir farklılık var. Mesela kupada sonuç aldığımız için iyi gözüküyoruz. Halbuki biz ligde de çok iyiyiz. Son 6-7 maça bakıldığı zaman çok ciddi pozisyonlara giren bir takım, verimli, üretken bir takım şeyi var. Sadece bir kırılgan halimiz vardı. İşte gol yedikten sonra bir toparlanamama durumları vardı. Bu da artık futbolcularla artık konuşarak, işte hocanın tabii ki buradaki katkısı çok büyük olacak bizim için. Çok önemli, önem arz ediyor hocanın buradaki durumu. O anlamda hani hoca gerekli zaten psikolojik olarak destek verecek, abilik yapacak geri geldiği zaman, hocalık yapacak. Bu anlamda daha kırılgan olmayan bir takım diyelim, sahada olacak. Dirençli takımlar da sonuç alır. Hedefimiz ilk önce en kısa zamanda tehlikeli bölgeden uzaklaşıp, uzaklaştıktan sonra artık bakılabilir yani sonuca göre gidilebilir, başka yerlere de gidebilir. Peki son olarak bir mesajınız var mı Tuzlalılara, Tuzla sporlulara? Tuzla Spor, Tuzla ilçesi bizim için çok değerli olduğundan dolayı biz bu anlamda maçlara iştirakın artmasını istiyoruz. Bu anlamda zaten projelerimiz devam edecek. Daha fazla insanı stada çekmek istiyoruz. Daha böyle bir aile yapısı oluşturmak istiyoruz statta. Herkesi davet ediyoruz. Hem antrenmanlarımıza hem maçlarımıza. Bu anlamda bizi desteklerini esirgemesinler. Bu güzide ilçeye ilçenin takımını güzel yerlere hep birlikte anca taşıyabiliriz. Bu anlamda birlikte yürümek isteriz. Teşekkür ediyoruz. Siz Tuzla Spor'un kampını nasıl değerlendirirsiniz? Sizin mesajlarınız ne olur? Ya tabii ki başkanın dediği gibi güzel bir kamp ortamı geçti. Üzücü olayların başında tabii ki Volkan'ın sakatlığı var. O 6-8 hafta arasında oynayamayacak. Onun haricinde ufak hastalıklar meydana geldi. Sadık'ta olsun, Arif Şahin'de olsun. Ama tabii ki bunlar önemli değil. Biz iyi bir takımız. İyi de hazırlandığımızı düşünüyoruz. Şartlar gayet elverişliydi. Lige ve kupaya en iyi şekilde girip hedefimizi ilk bir ay sonunda daha da belirginleştirmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Ömer Başkan, siz neler söyleyeceksiniz kampla ilgili ve Tuzlalılara bir mesajınız olacak mı? Ya tabii bizim zamansız devre arasına girdiğimizi diyebiliriz. Çünkü tam bir çıkış yakaladı. Yani işte özgüveni tam yüksek olan dönemde bir kamp arası girdi ama çocukların kafasına bence işte bu son dönemdeki, son 6 haftadaki performans bazı şeyleri daha net yerleştirmiştir diye düşünüyorum. Çünkü hani özellikle en son oynadıkları Galatasaray maçında Türkiye ne kadar güzel bir futbol sergilediklerini kendileri de biliyor. Hani bunu sırf Galatasaray'a karşı değil, tüm rakiplere karşı sergilerlerse performansı bizim yenemeyeceğimiz takım yok.
dediğimiz gibi az evvel Cihan da bahsetti. Volkan dışında çok şükür sakatlık problemimiz yok. Volkan da maalesef biraz ciddi bir sakatlık yaşadı. İnşallah en yakın zamanda yine aramıza katılır. Onun dışında iyi çalışıyorlar. Hocalarla zaten birlikte güzel bir arkadaşlık grubu var. İyi atmosfer var. Neşeliler. Yani zaten kısmetse kampı bitirip artık hem lig hem kupa maçlarını tam takım halinde inşallah hazırlıklarımızı devam ettiririz. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun.